ve açılış konuşmalarını yapmak üzere İSİF kurucusu ve zirve başkanı Musa Savaş'ı göze rica ediyorum arkadaşlar. Sesim geliyor bilmiyorum ama Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarım, misafirlerimiz, değerli hazirin hepiniz hoş geldiniz. 8. ESF'e başlıyoruz. Biz 7 yıldır Ankara'daydık. Aslında Ankara'da kalmayı da çok istiyorduk. Yaptığımız istişarelerden sonra kararımızın bu 8.de İstanbul olması yönündeki etkenler, birkaç etken var. Kendileri de şu an salonda zaten. Birisi Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut'un, küçük diğeri de Kartal hocamız. Sağ olsun. Konuştuğumda söylendi. Biz bu zamana kadar İSEF'i Ankara'da kurguladığımızda Türkiye'nin siber güvenlik olarak nasıl bir yere çıktık. Sonrasında kamu ve özel sektördeki zafiyetlere odaklandık. Daha sonra siber terör ve hibrit savaş, daha sonra kritik altyapılar olmak üzere birçok konuyu defalarca irdeledik uzmanlarla. Biz bu çalışmaları yaparken de hep şöyle yaptık. Başlıkları hep biz belirledik. Dolayısıyla çok ciddi bir içerik çıktı. Nitekim baktığınız zaman İSEF'in gerek internet sitesinde, gerekse YouTube kanallarında 700'den fazla video göreceksiniz. 300'den fazla videonun sırada bekliyor. Siberlerle ilgili hangi ara motoruna ne yazarsanız yazın, mutlaka bir şekilde yolunuz hissiyle çakışıyor. Şöyle söyleyeyim, kariyere nereden geldiğimiz konusunda şuydu. Kariyer konusunda geçtiğimiz yıllarda bir lise açıldı siberler konusunda. Ederken bu yılda 4 tane meslek yüksek okulu açıldı. Birisi İstanbul Teknik Üniversitesi. Yanlış bilmiyorsam biri Ankara, biri Gebze, biri de Ege diye biliyorum. Bu ilk öğrencilerini aldılar. Dolayısıyla 1-2 yıl sonra siber güvenlik alaylı taraftan çıkıp mektepli tarafa yönelmeye başlayacak. Bu da tabii ki birçok konuda mektepliler her zaman bir meslek dalında bitirdikleri okulun onlara vermiş olduğu diploma ve eğitimden dolayı sektörde göreceli olarak öne geçiyorlar işveren nezdinde doğal olarak. Dolayısıyla dedik ki bu konuya da eğilelim. Bu konu önemli bir konu. Önümüzdeki yıllarda daha çok gündeme gelecek bu siber güvenlikte kariyer meselesi. Ve netice itibariyle araştırma yapınca yine çok değerli işte istişare yaptığımız, ben onlara danışmanlarımız diyorum, onların sağ olsunlar bize yönlendirmelerinden sonra çıkan sonuç şuydu. Dedik ki panellere dönüştürelim olayı, panel de yapalım. Belki de bu panel, biz aslında şahsen İSEİF'in Kore ekibi panellere karşıyız. Yani biz çıkılsın teknik olarak içerik anlatılsın istiyoruz. Ama bizim insanımızın herhalde bu spor programlarından olsa gerek panellere karşı bir sempatisi var. İnsanlar belki orada spontan bir şey çıkar, şey olur falan. Belki daha iyi oluyor, bilmiyorum. Ben de bugün ilk defa bunu deneyimlemiş olacağım. Gazeteci olmamasa bile birçok konferansa, birçok zirveye gittik ama valla ne yalan söyleyeyim, hiçbirini oturup sonuna kadar takip etmedim. Hep böyle girer çıkarım, hani seçerim bir nokta. Tamamen ilgi alanıma göre girip çıkarım. Neyse, sonuç itibariyle bugünlere geldik. Bugün tabii siber güvenlikte kariyeri yaparken, kariyer temasıyla iş yaparken şey yapmamak olmazdı. Siber güvenliğin olmazsa olmazı, siber güvenlikçi adaylarının bayrak yarışını yapmamak olmazdı. Ve dolayısıyla bayrak yarışını da ekledik. Ve sadece bireysel katılıma açık bir bayrak yarışı. Şimdi saat işte 11.30 gibi 3. katta, 3 mü üst kat oluyor burada. Senato salonunda arkadaşlar yarışmaya başlayacaklar. Oraya da, çok büyük değil ama maddi ödüller de koyduk. Arkadaşları teşvik edelim, şey yapalım diye. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim, kapatayım, çok da uzatmayayım. Şey olayı var, sektörde bir açık fark ettik. Onun üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Aslında bugün duyurmayı çok istedik ama arka planı yetişmedi. Sadece siber güvenlik sektörüne yönelik aslında bir kariyer platformuna da ihtiyaç var.
yani iş arayanlarla eleman arayanları buluşturacak bir platforma da ihtiyaç var. Biz henüz bitiremedik. Buradan söylüyorum, inşallah bizden önce bitiren olur. Ama ay başına bitireceğiz diye düşünüyorum. Onu da ayrıca duyuracağız. Orada da sektör hem insan kaynağını bulacak, hem şeyini bulacak inşallah. Ben bir de son olarak bir şey daha söyleyeyim. Biz bu 8.'yi yapıyoruz. Siber güvenlik sektöründeki sürdürülebilirliği olan tek zirve diyebilirim. Yani biraz iddialı bir laf oldu ama şu an tek etkinlik diye söyleyebilirim. Bunda tabii en büyük pay, aslan payı Türk Telekom. Biz 10 yıl önce bu konulara gidip kendilerini açtığımızda Türk Telekom dedi ki bu iş çok mantıklı, siz yürüyün, biz size her yıl destek olacağız dedi. Ve bu zamana kadar hep destek oldular. Hem çalışan arkadaşlarıyla hem maddi olarak her konuda hep yanımızda durdular. Tabii ki bu işin otoritesi kurumu olmadan da olmazdı. Yine bu düşüncelerle işte 10 yıl önce aklımıza geldiğinde bunları projelendirirken tamam işin maddi tarafını hallettik firmadan, Türk Telekom'dan, ama işin kamu otoritesi olmazsa olmazdı. Çünkü bir sektörün 6 tane paydaşı var. 6 paydaş işte tüketici, üretici, akademiler, üniversiteler, medya, STK ve kamu otoritesi şeklinde bir sıralıyoruz. Bu 6 paydaşı bir araya getirelim dedik. Varsın çok insan gelmesin ama aralarındaki iletişim olsun, network artsın ve sektör daha hızlı büyüsün. Dolayısıyla BTK'nın kapısını çaldık o dönemde. Şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Ömer Fatih Sayan o zaman BTK Başkanı'ydı. Kendisiyle konuştuğumuzda dedik böyle böyle, doğru düşünüyorsunuz, yürüyün dedi. Biz her zaman BTK olarak yanınızda olacağız. Nitekim Fatih Bey'den sonraki başkanımız Ömer Abdullah Bey de hep yanımızda. Bize ve sektöre olan desteğini göstermek için. Ben Türk Telekom'a ve BTK'ya çok teşekkür ediyorum. Bugün bir de farklı bir şey de yaptık, onu da söyleyeyim. KVKK da aramızda. Ersin Bey de burada. Çünkü siber güvenlikçi yetiştiriyoruz ama işin şey tarafını, insanlara suç işlemeyi mi diyelim veya suç işlememeyi, neyse insanlara bir şeyler yapmayı öğretiyoruz ama yaptıkları şeyin ne kadarı kişisel veri, ne kadarı değil, onu da şey olsun diye. Çünkü kişisel verilerin biz siber güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. İkisi birlikte bir bütün. Dolayısıyla burada tüm tarafları buluşturmaya çalıştık. Ben gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. İSEF kurucusu ve zirve başkanı Sayın Musa Savaş'a çok çok teşekkür ediyorum ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Lütfiye Durak Atay'ı kürsüye rica edeceğim. Buyurun efendim. Alkışlarınızla. Sayın Başkanım, kamu, özel sektör ve akademinin çok değerli temsilcileri. Öncelikle özellikle de kariyer konusunu odağına alan 8. Siber Güvenlik Zirvesi'nde sizleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle şeref verdiniz. Sağ olunuz. Tabii üniversitelerin 4 temel faaliyet alanları: eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma. İstanbul Teknik Üniversitesi 250. yılını da doldurmanın getirdiği tecrübe ve mühendislik konusundaki öncü rolü dolayısıyla siber güvenlik alanında da aslında uzun zamandır çok önemli faaliyetlerin, çok önemli eğitim araştırma faaliyetlerinin düzenlendiği bir kurum olarak ortaya çıktı. Siber güvenlik deyince tabii bütün işte dijital dönüşüm de temelimizde dijitalleştirilen bütün verilerin uçtan uca haberleşmesi dahil bunların saklanması, korunması, ağ güvenliği pek çok başlıkta korunması gerekiyor verilerin. Bu konuda öncelikle tabii bizim elektrik, elektronik fakültemizde uzun zamandır devam eden bölümlerimiz, Bilgisayar Bilişim Fakültesi'nde bilgisayar mühendisliği ve yakın zamanda 4 yıl önce kurulan yapay zeka ve veri mühendisliği bölümlerimiz aslında lisans seviyesinde çok önemli katkılar sundu sektöre. Tabii burada
önemli bir ihtiyaç yüksek lisans doktora seviyesinde özellikle bilgi güvenliğine odaklanan, bilgi güvenliği ve kriptoloji alanında hem yüksek lisans hem doktora programlarıyla öğrencilerimizi bu alana özel yetiştirmeye başladık. Tabii burada sektörün hazır elemana çok büyük ihtiyacının tespit edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin de öne yok olması, önemli girişimleri ve destekleriyle biraz önce Sayın Zirve Başkanımızın da belirttiği gibi 4 tane siber güvenlik meslek yüksekokulu kuruldu. Burada yetiştireceğimiz öğrenciler gerçekten çok nitelikli bir şekilde gerekli donanımlara da haiz olarak doğrudan hazır eleman olarak aslında sektörle buluşacaklar. Bu yönde de İTÜ öncü rolünü üstlendi ve üniversitemize gerçekten çok yüksek puan dilimlerinden öğrenciler aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Çok önemli bir alan. Burada öğrencilerin, ailelerin aslında toplumsal bilincinde bir sonucu. Tabii biz eğitimi sadece işte 3-4 yıl içinde saklı kalmıyor. Hani bir öğrencinin sadece 4 yıl muhatap olduğu üniversitede bir süreç olarak düşünmüyoruz. Aslında hayat boyu öğrenme bir süreç. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da zaten öğrenimi esnasında çeşitli öğrenci proje takımları, kulüpleri gibi faaliyetler düzenlemelerini teşvik ediyoruz. Daha sonra yüksek lisans doktor olabilir ya da daha sonra gelip çeşitli sertifika programlarıyla kişilerin kendilerini geliştireceği imkanlar oluşturmayı da önemli eğitim amaçlarımız arasında görüyoruz. Araştırma konusu tabii haberleşme alanında özellikle ve siber güvenlik alanında çok önemli projeler yürütülüyor. Kıymetli hocalarımızla birlikte ve biz yakın zamanda son 2 yıldır partnerlerimizle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayaza kampüsünde bir açık alan 5G ağı oluşturduk. Bu ülkemizde şu an için en büyük açık alan ağıdır ve bunu yakın zamanda lansmanını da yapmak istiyoruz. Ve bu konuda hem araştırma hem inovasyon bağlamında ülkemizdeki diğer üniversiteler, girişimciler, startuplarla da onlara da bir test ortamı sağlayarak burada araştırma faaliyetlerimizi derinleştirmek istiyoruz. Bunların hepsi tabii en nihayetinde toplumsal katkı. İTÜ olarak yaptığımız bu öncü faaliyetleri diğer üniversitelere de yaymayı çok önemsiyoruz. Bu konuda çok güzel işbirliklerimiz mevcut. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde. Siber güvenlik alanı dediğim gibi çok hassas, özel. Tıpkı işte Hava Karadeniz Kuvvetleri'nin ülkemizi koruduğu gibi siber vatanın da bu alanda çalışan uzmanlar tarafından hem korunması, proaktif belki davranacak şekilde yetişmesi bakımından çok önemli bir alan. Ben bu vesileyle bu zirveyi düzenleyen bütün ekibe, Ertuğrul Hocam'a, katılan BTK Başkanımıza tekrar içtenlikle teşekkür ediyorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun. Saygıdeğer hocam, çok çok teşekkür ediyorum efendim. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Lütfiye Durak At'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve konuşmalarını yapmak üzere BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nu kürsüye rica edeceğim efendim. Sayın Rektörüm, kamu ve özel kurumların kıymetli temsilcileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar, sevgili gençler. Bugün 8. kez düzenlenen siber güvenlik kariyer konulu E-Safe siber güvenlik zirvesinde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi şahsım ve kurum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önümde uzunca bir metin var. Ben bu metini biraz concise olarak size bir özet, sağ olsun Rektör Hocam çok güzel bir hitapta bulundular. Biz de onun üzerine konuşmamızı inşa etmiş olalım. Hocamın bıraktığı yerden ben de almış olayım. Bugün NATO artık hava, kara, denizle birlikte siber güvenliği de gündemine almış durumda ve bu yıl ilk kez bir siber savunma
toplantısı yapıldı ve bu muhtat bir şekilde artık olacak. Çünkü siber dediğiniz alan dünyada tek başınıza yürüyebileceğiniz bir alan değil. Bir koordinasyon gerekiyor. Bu sibere karşı bir farkındalık gerekiyor. Ve burada da biz BTK olarak aslında USOM'la birlikte, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizle birlikte hem bu farkındalığı oluşturmakta hem tespit ettiğimiz bu tür zararlı bağlantılar olsun, diğer içerikler olsun, bunların bildirimlerini yapmak, sektörü bunu anlamda bilinçlendirmek ve aynı zamanda da en büyük eksiğimiz nedir? İnsan kaynağı. Bu insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında da BTK Akademi ile birlikte ciddi bir bu alana katkı sağlamaktayız. Burada akademinin yapmış olduğu çalışmalarla bugün baktığınızda akademi özelinde 1 milyon 970 bini geçen kayıtlı öğrenci bu sisteme kayıtlı. Ha, hepsi siberci midir? Tabii ki hepsi siberci değil. Yazılım alanında da çok çok büyük katkılar sunmaktayız. Ama önümüzdeki saldırı boyutunu belki ortaya koymak adına şunu belki paylaşmakta fayda var. Her yıl 1 milyondan fazla siber saldırı gerçekleşiyor. Bunu hani bir saat dilimine böldüğünüz zaman yaklaşık 30 saniyede bir saldırı gerçekleşiyor gibi bir duruma düşüyor. Yani bu kadar yoğun bir saldırı altındayız açıkçası. Peki buna karşı ne yapıyoruz? Mesela kurumsal olarak kendi yazılımlarımızı geliştirdik. Bu anlamda da Avcı, Azat, Kasırga ve Atmaca dediğimiz tamamen in-house yani BTK tarafından geliştirilen yazılımlar var. Bu yazılımlar ne yapıyorlar? Avcı uygulaması zararlı yazılımlarının etiketlenmiş sistemlerin, etkilenmiş sistemlerin komuta kontrol merkezlerinin tespiti bunu yapıyor. Diğer taraftan Azat uygulaması ile botnetlere dahil olmuş, sonuçta böyle köleleştirilmiş bilgisayarlar bir anlamda. Bunların her bir kurumda ne kadar cihaz bu adrese gidiyor aslında. Siz bunu tespit edip ondan sonra ilgilisine siz bunu dönmeniz lazım. Demeniz lazım ki bakın kurumunuzda şu kadar bota düşmüş cihazınız var. Bunları temizlemeniz lazım. Bunları temizliyoruz. Burada da tabii Azat uygulamasının arkasında makine öğrenmesi, yapay zeka bunlar temel olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra Kasırga projesiyle ülkemizin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetleri takip edilmekte. Atmaca projesiyle ise yüzlerce zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilmekte. Burada tabii bu yolu yürürken tek başımıza yürüme şansımız yok. Burada işte sağ olsunlar eSafe bir paydaş toplantısıdır bu. Paydaşları bir araya getirmektir. İşte CTF'den bahsetti az önce Musa Bey. Benzer CTF çalışmalarını bizler de hem yerelde hem uluslararası alanda yapmaktayız. Çünkü bu farkındalığı biz ne kadar artırırsak, ne kadar bu alanda çalışan insan kaynağına ulaşırsak, kendimizi o kadar güvenceye alma şansına sahip olacağız. Burada da yine akademiyle birlikte çalışarak Siber Yıldız etkinliklerimiz var. Siber Yıldız etkinliklerinde de biz ne yapıyoruz? Siber Yıldız etkinliğinde sizler gelip katıldığınız zaman buradaki bulduğumuz değerli arkadaşları kamuyla, kamu sektörüyle de buluşturuyoruz. Çünkü burada ciddi bir kaynak ihtiyacımız var, insan ihtiyacımız var. Bunu da biz Siber Yıldız etkinliklerimizde sağlıyoruz. Burada başarı elde edenleri de Fetih Siber Talimhane dediğimiz yine bu süreci öğrettiğimiz bir anlamda pekiştirdiğimiz ortamları da biz kendi imkanlarımızda sunuyoruz. Evet. Bugün geldiğimiz noktada bazı konular artık tercih olmaktan çıkmış durumda. Yani bu alana hani girelim mi girmeyelim mi böyle bir tercihimiz artık yok. Bu alan fiili hayatın bir parçası ve biz bu alanı hayatta tutmak, idame etmek, geliştirmek zorundayız. Onun için bu vizyonla bugün burada gerçekleşen eSafe Siber Güvenlik Zirvesi'nin 8. yılında bir araya gelerek siber güvenlik alanındaki önemli konuları ele alıp
çözüm yollarını ve insan kaynağının önemini ortaya inşallah birlikte, hep birlikte koyacağız. Bu değerli etkinlikte bir araya gelmenin ve bu onun önemli konuları ele almanın gururunu yaşıyoruz. Katılımınız için, paylaşımlarınız için, siber güvenlik ekosistemimizi güçlendirmeye yönelik büyük bir adımda yer aldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu arada unutmamalıyız ki siber güvenlik kolektif bir sorumluluktur. Birbirimize destek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak daha güvenli bir dijital dünya oluşturabiliriz. Sizlerin katılımıyla geçen bu verimli gün, geçecek olan bu verimli gün, siber güvenlik konusundaki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu bağlamda bayrağı yakala CTF yarışmasını kazananlara, şimdiden yarışmayı katılanlara ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Birlikte daha güvenli bir dijital geleceğe ulaşmak için çabalayacağız. Etkinlik sonuçlarının sektöre, ülkemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkan, çok çok teşekkür ediyorum varlığınız. Sizi yollamayacağım ama birazcık yürüyeceğim sizi şöyle. Birazcık yolun ortasına doğru alırsak. Efendim tabii çok emekler var, siz de dile getirdiniz ki keza Sayın Musa Savaş da dile getirdi. Bir marifet ittifata tabidir, bir teşekkür plaketimiz olacak. Sizi yoracağız efendim. Önce sponsorlarımızı, firma temsilcilerini rica edeceğim. Öncelikle Türk Telekom'u rica edeyim efendim. Sahneye plaketlerini almak üzere alkışlar. En başından beri aslında Türkiye'deki siber güvenlik meselesine sahip çıkan güzide kurumlarımızdan hoş geldiniz. Buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve Geysi rica edeceğim efendim yine sahneye. Çok çok teşekkür ediyorum. Üstadım sizleri birazcık sizi de yoracağım. Bekleteceğim, bir toplu hatıra fotoğrafı alalım. Evet Geis efendim, alkışlarla. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Molva Eşim firmasının temsilcisini de rica edeceğim efendim sahneye. Yine alkışlarla, oraya da alkış. Hoş geldiniz. Ve Moons Park temsilcisini de yine sahneye rica ediyorum. BTK Başkanı Sayın Karagözoğlu'ndan plaketlerini almak üzere alkışlarla kendisini de sahneye alıyoruz. Ve tabii ki gençler, onlar çok kıymetliler. İTÜ Siber'i de sahneye rica ediyoruz efendim. Onlar bizim geleceğimizin teminatı ve evet kulüp başkanı da geliyor. BTK Başkanımız Sayın Karagözoğlu'ndan plaketlerini almak üzere. Hızla büyüyen devasa bir sektörde aslında Türk gençlerinde böyle görmek, üniversitelerde, kulüplerde görmek çok müthiş bir duygu. Ben şöyle bir toplu hatıra fotoğrafı rica edeceğim. Musa Savaş, siz de rica edebilir miyim bir hatıra fotoğrafına girebilmek üzere? Sonra mı? Ah çok güzel. Hocamı alacağım. En son ilk önce sponsorları alalım dedim ama ayrı ayrı yapalım. Hocam sizi alacağım. Size plaketimiz var. Önce destek veren sponsorlarımızla bir hatıra fotoğrafı alalım. BTK Başkanımı yoruyoruz. Bizi affediyordur muhtemelen. O zaman hatıra fotoğrafını biraz daha genişletelim. Hocam sizi de rica edelim. Ve plaketlerini almak üzere İTÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor, yine BTK Başkanımızdan alacaklar. Profesör Doktor Lütfiye Durak Atan'ın da plaketlerini takdim edelim. Var olunuz. BTK Başkanım, siz de unutmadık. Sizin plaketinizi de vermek üzere Musa Savaş'ı rica edeceğim. Sevgili Musa Savaş, BTK Başkanımızın plaketini vermek üzere. Bir toplu yine hatıra fotoğrafı rica edeceğim hep birlikte. Evet.
Bu plaketler veriliyor ama inanın o bir sene içerisinde o kadar çok uğraş var ki, o kadar emek var ki kendilerine ne kadar teşekkür etsek az tabii. Bu sadece hani bir teşekkür babında Türkiye'nin siber güvenlik yolculuğuna yaptıkları katkılar için ayrıca her bir değere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Var olsunlar efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olunuz. Efendim şimdi minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından bugün çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yorduk sizi. Var olunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün kariyer konuşacağız. Çok kıymetli meselelerimiz var. Hemen bir minik ara verelim. İletişim arası. Saat 11.30 itibariyle de hemen oturumumuz başlayacak. Ana panel konumuz efendim siber güvenlikte işe alım süreçleri ve kariyer olacak. Kısa bir ara. Aranın ardından lütfen bir araya gelelim.